Bozdu parazite be, şu sürüye bak be. İşleme bak yahu. Sinek çobanı. Seni ve hizmet ettiğin o sineklerin efendisini benzetmeyen bu yönetim var ya, sineklerin efendisine tapıyor besbelli. Dansaya beni de kiliyor ha, çıkacağım. Biz de merak ediyoruz lan, neden hala orada duruyor herkes işine. Beni bekliyor ha. Of. Takıntılıyız. Karar çıkartacağız. Hakimden. Muhaşemmiyor Hakime Hanım. Onu içeriye tıkalım bir. 3 ay önce, sonra ömür boyu. Ki boklarımıza, doğayı katletmemize, komşuları öldürmemize yol açılsın. Doğum hastanesinde bebeleri zehirlemeye, bütün pazarlarda ürünleri zehirlemeye yolumuz açılsın. Ağır geliyor sosyal medyada mesajlarım. Hala devam ediyoruz. Siz de hala devam ediyorsunuz. Parazit saçma. Ama bıraktı aynı noktaya zerre sinekleri. He, kanserli komşuya ne gidecek herhalde hastaneye. Neden ben çıkıyorum dışarıya be? Çünkü bilgisayarda takılıyorum. Rahatsızlık hissediyorum. Biliyorum, adım gibi biliyorum oraya bir tane heykel var. O yüzden çıkıyorum. Ben birkaç gün yok. Kadın hastaneden geri de yine bok yağmur başladı. Şöyle bir bakma, hemen karşıma dikildi. Kumandaya bak be. Hamgerde yazdığı gibi askerleri bunlar. Askerleri, askerlerimiz mi? Bakın. Sabah yoktu, kaynatmışlar insanların oturacağı yeri zerret sineklerle ya. Böyle bir şeytan millet var mı be? Bunları neden yaşatıyorsunuz? Zerret sinekler yetişiyor burada. Zerret sinekler insanların oturacakları yerlere. Şu demirlere fışkırtıyorlar. Ne var orada? Zerret sinekler fışkırttıkları yerden geliyorlar. Fışkırtılarından geliyorlar, gök torbalarından besleci. Neler yapıyorlar bu hayvanlara bu şeyleri üretmek için de? Hepsi tıksalar mı be? Tehlikeli şeyler ve hastalığı mı neden yahu? Mesleğe bak yahu. Meslek insanlara zarar vermek, hasta etmek, hastalıktan öldürmek. Sadece insana değil, ürünlere, doğaya da saldırıyor bunlar böyle mi? Doğum hastanesine bebelere saldırıyorlar mı? Bu koku ne var burada? Ne kadar şey, güzel bir iştah açıcı bir koku. Biraz daha salsana. Eskiden olsaydı daha sabahtan balkona kurulurduk. Bira. Lan gelen geçen şerefe. Vurdum. Dağısı var yani. Aletin içinde de yakalamazlar var. Hala uçuyor. Ayakları sokan şeyler. Yok ki Kestrangler ve diğerlerinin bu işkence aletlerinin belediyenin içindesin. Askerlerin insanlarını satayım. Lafa bak.